İçeride böyle bir şaşırdınız, ne oluyor falan. Ne oluyor diye tabii şaşırdım, aynen öyle yani. Bir anda polisler masaya geldi, işte yok madde var falan çantanızda. Ne olduğumu anlamadım zaten ama hani dediğim gibi avukat olmayan birisine bu teklifi yapılsa çok daha fazla korkardı. Bunlar bir şey olmasın dedim. Biraz da hafiften korkutalım istedim. Ama korkutma işim biraz yarıda kaldı. Evet. Ama yine de ucundan da olsa korkuttuğumu düşünüyorum. Evet. Tedirginlik yaşattık. Sonuçta olumlu oldu. Evet, evet dedik zaten. Amacına ulaştı. Bakalım seneye falan olur herhalde. Artık bunu yaptıktan sonra gerisi kolay. Aynen. Sabah bir ifadeye gideceğimi söyledim bir müvekkilin. İfadeye katıldım. Daha sonra buraya işte pizzacıya geleceğimizi söyledim. Pizzaya gelirken polisler bizi aradı. Polisler bizi aradığında işte bir sıkıntı olduğunu, yanımıza geleceklerini söylediler. Biz de tamam dedik. Gelmeden önce de ben zaten yüzüğü bir buradaki poşetin içerisine tuz koymuştuk. Tuzun içine de yüzüğü koymuştuk. Polisler arama yapacaklarını söylediler. Kişinin benden aldığını, bu uyuşturucunun avukatıma teslim ettiğini söylemiş savcılıkta. Bunun üzerine hakkınızda arama yapılması gerektiği söylendi. Bize de arama yapacaklarını söylediler. İşte Tuğba'nın çantasını aradılar. Tuğba'nın çantasında bir tane poşet buldular. Poşetin içerisinde tuz vardı ve içinde bir kap vardı. Bunun ne olduğunu söylediler. İşte bakarken de ben de oradan kabı çıkardım ve teklif ettik bu şekilde.